Sivas'ta kent merkezinde yaşayan FG ve CG çiftinin 1,5 yaşlarındaki MG adındaki bebekleri oynamak için annesinden tek taş yüzüğünü istedi. Yüzükle oynayan MG annesine fark ettirmeden yüzüğü yuttu. Hastamız 1,5 yaşında. Bundan 6 gün önce bize yüzük yutma şikayetiyle başvurdu. İlk çektiğimiz grafide yüzüğün midede olduğunu saptadık. Bir süre sonra çocuğunun yüzüğü yuttuğunu fark eden anne çocuğunu kucaklayarak hastaneye götürdü. Burada çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Mahmut Aluç tarafından muayene edildi. Yüzüğün röntgeni çekilen MG'nin midesinde olduğu görüldü. 6 gün sonra yüzük doğal yollarla çıktı. Çıkan yüzük aileye rahat bir nefes aldırdı. Daha sonra beklemeye başladık. Normalde rutin prosedür böyledir. 6 gün sonra spontan olarak kendisi yüzüğün çıktı. Bu tür hastalarla oldukça sık karşılaşıyoruz. Yutulan cisimler rutin olarak şöyle bir kural vardır. Çocuk ağzına aldığı her şeyi yutabilir. Özellikle küçük çocuklar cisimleri tanımak için elleriyle dokunduktan sonra genellikle ağızlarını alırlar. Bu yutulan cisimler top iğne olabilir, çengelli iğne olabilir, para. Çocuklar tahmin edemeyeceğimizden daha büyük şeyleri çok rahatlıkla yutabilirler. Aluç, çocukların tahmin edilemeyecek kadar çok daha büyük şeyleri rahatlıkla yutabildiklerini söyleyerek, bu tür durumlarda cisim yutulduktan sonra yemek borusunda kalırsa erken müdahale gerektirdiğini belirtti. Çocuk bir yabancı cisim yuttuktan sonra eğer yemek borusunda kalır ise ona erken müdahale yapılması gerekir. Eğer yemek borusundan midesine düşmüşse beklemek gerekiyor. Mide çıkışında normal fizyolojik bir darlığımız var, pilor dediğimiz. Orayı geçtikten sonra genellikle kendiliğinden düşer. Özel bir şey yapılmasına gerek yok. Yalnız eğer yutulan yabancı cisim özellikle küçük disk pillerde olduğu gibi kimyasal bir madde içeriyorsa uzun süre aynı yerde kaldığında orada reaksiyona neden olabileceği için daha hızlı düşmesini sağlamak lazım. O tür hastaları daha yakın takip etmek lazım.